kurma açıklamasını yaptı. 17 Eylül'den itibaren lisansla ilgili sürecin devam edeceğini söyledi. Takvim yakında açıklanacaktır. Sabırsız olmayın ama bu şu demek oluyor. 17 Eylül'den itibaren örneğin KPSS lisansla ilgili ilk sınav genel kültür yönetimi artı eğitim bilimleri sınavı yapılacak. Ondan sonraki ortalama bir hafta sonra, yani şu anda olduğu gibi bir hafta sonra A grubu için sınava giren arkadaşlarımız sınava girecek. Ondan sonra biliyorsunuz bir de ÖBT sınavı var. Bu sınavla ÖBT arasında 15 gün vardı ortalama. Yine 15 gün sonra da ortalama ÖBT olacak. Yani Eylül'den itibaren bu süreci arka arkaya koyduğumuz zaman zaten Eylül'ün sonu gibi oluyor. Ondan sonra biliyorsunuz Ekim'in başı geliyor. O Ekim'in başındaki süreyle ön lisans sınavının ertelenme ihtimali var mı sorusunun cevabı. Daha önceki yıllarda böyle bir sınav takvimi geciktiği için ertelenmişti. Yani ben deneyimlerimi söylüyorum size. Tahmini şeyler zaten bunlar. Yani ön lisansı orta öğretimde küçük kaymalar yaşanabilir. Ama tabii ki ÖSYM kendi takvimine göre bunu belirler, bilginiz olsun. Bizim yapmamız gereken ve odaklanmamız gereken nedir? Bu dakikadan itibaren artık sınavın tekrarlanacağı kesin bilgi. Bununla ilgili biz çalışmalara başlayacağız. İlk önce şunu söyleyeyim. Sınavla ilgili ben sınava başka şehirde girebilir miyim diye sorular geliyor. Muhtemelen ÖSYM bununla ilgili bir kolaylık sağlayabilir. Ya da ben sınava başvurmadım, ben girebilir miyim soruları var. Bunun olacağını düşünmüyorum ben. Sınava kim başvurduysa onlar tekrar sınava gireceklerdir. Belki yer değiştirmeyle ilgili durumlar olabilir. Çünkü örneğin ben neredeydim? Van'daydım. Nereye geldim? Konya'ya geldim. Konya'da girebilir miyim düşüncesi olabilir. Yani böyle bir başvuru yapabilirsiniz gibi geliyor bana ama süreci hep beraber göreceğiz. Peki biz ne yapacağız sorusunun cevabı. Coğrafya için söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı yoğun bir genel tekrar programıyla birlikte sınava hazırlanmıştık. Her şey bitti derken yeni baştan başladı. Ben bu sene videolar yeni olduğu için, TÜİK'le ilgili güncel videoları da çektiğim için genel tekrar yapmamıştım. Ben şu anda arkadaşlar bugüne itibaren şöyle bir karar aldım. Sizler için hemen önümüzdeki haftadan itibaren bir genel tekrar videosu çekeceğim. Benim hocam kanalında olacak. Oradan yayınlayacağım. Yani o şekilde bilgilerimizi taze hale getirmeye çalışacağız. Yani ben kendi adıma sizler için yapabileceğim en iyi şey bu gibi geliyor. Ücretsiz bir şekilde benim hocamdan her zamanki gibi olduğunuz gibi izleyeceğiniz bir genel tekrar videosu sizlerle birlikte olacak. Bilginiz olsun. Biz ne yapacağız? Biz eksiklerimizi kapatmak için geriye kalan süreçte iyi hazırlanacağız. Hocam benim sınavım iyi geçmişti. Benim suçum ne diyen arkadaşlar olabilir. Ben her zaman şunu söylerim. O puanı alan, o netleri yapan sizlersiniz. Daha fazlasını yapabilirsiniz. Belki de sınavdan sonra ahlar vahlarla acaba bu soruyu nasıl kaçırdım diyordunuz. Onu da kaçırmadan bence gelecek sınavdaki olayı daha net hale getirebilirsiniz. Yani artık bahaneleri bir kenara bırakalım. Biz işimize odaklanalım. Zaten biz bu sınava hazırdık. Sınava girdik. Yaptığımız ve yapamadığımız sorular vardı. Biz yaptıklarımıza değil yapamadıklarımıza odaklanacağız. Geriye kalan ortalama bir aylık sürede, işte kaç gün varsa 40 günlük sürede bu eksikleri nasıl kapatırız mantığıyla ilerleyin. Ama size tavsiyem, çok yoruldunuz, çok yoğun bir dönem içerisinden geçtik. Şu gündemden biraz uzaklaşarak böyle birkaç gün dinlenmenizi tavsiye ederim. Bu pazartesi günü olabilir mesela. Pazartesinden itibaren startımızı verelim. Benle birlikte startı verin örneğin. Ben canlı yayın olması da videoları genel tekrar niteliğinde çekeyim, sisteme yükleyeyim, oradan coğrafyayı tekrar edin. Zaten tarih için sistemde genel tekrar videolarımız var, Güney Hoca çekmişti, oradan takip edin. Diğer arkadaşlarımız da muhtemelen benzer şeyler yapacaklardır ama öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız hepsi bu süreçte çok yorulduğu için arkadaşlar bu açıklamalar biraz daha sonra gelecektir. Her zaman en baştan beri söyledim, sakin olacaksınız, sakin kalacaksınız, süreci beraber yönlendireceğiz. Bizim yapabileceğimiz çünkü tek şey bu olacaktır. Bilginiz olsun. Ne oldu ne bittiği artık kapatın. Dinlenin. Pazartesi itibaren yapmamız gerekeni yapacağız. Benim görevim öğretmenlik ve coğrafya anlatacağım. İstemeseniz de inşallah o soruları güzel güzel yapacaksınız. Bilginiz olsun. Pazartesi itibaren genel tekrarla birlikte başlıyoruz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Duyanlar duymayanlara lütfen duyursunlar.